Bu ilginç. Bakalım gözünüze çarpan bir şey olacak. Şimdi seni kasan durum ne abi? Ben onu merak ettim. Söyler misin bana? Yani olayın... Kardeşim bu çorbayı götürme. Neden? Bitti. Bunu sana sormayacağım bir. Bitti. İkincisi götürürüm. İçip içmeyeceğini ikimiz de görürüz. Sen buna var mısın peki? Bak. Bak zorbalık yerine medeni bir şekilde halledelim ha. Bak kardeşim. Ben çorbayı götüreyim. Eğer Gamze içerse... Bak. Sen cevabını al. İçmezse senin... de ben diyeceğim ki tamam abi diyeceğim. Ben yanlış davranmışım dün... sana. Ooo... ...ederken. Ya... saçma saçma konuşmasana. Şaka yaptım. Yanlış kelimeler nasıl kullandım. Yok yok şaka yaptım. Yanlış anlamadın çorba değil mi? Çorba yaptım. Çorba mı? Gel buraya otur. Gergin bir hava var evde. Kızlarımız Gökhan için ağlıyor. Verilmedi mi canlıyı? Verildi, gördük. Çorba. Bizlik. Çok heyecanlıyım şu an. Kendim şey gibi hissettim. Güzel güzel, yemek böyle mutluluk verir. İç. Bununla uğraştın, yaptın he? Aynen. Yemek yemeyi çok seviyorum. Geçmiş üzüntün. Evet, oynattılar beni. Güzel. Ne oynadık biz? Şapka taktık. Michael Jackson oynadık. Onu da mı izlediniz? Aynen onu da izledik, verdiler gördükleri. Akıncığım, çorbaya Gamze'ye duyduğun hislerden de bir iki tutam dök. İyi gelir belki. Bunu Barış'a duyduğum hislere nazaran yapıyorum. Onun mutlu olmasını istiyorum şu an. Sevgimi de kattım içine. Hey, Gamban nerede? Gittim. Aa, çorba yaptı çocuk ona. Aa, artık Gamze'yi nasıl seçmiş? Yüzüne bakmadılar. Alın çorbayı. Eve döndüler. Abi, kısmet deyip. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Afiyet olsun. Bence Barış'a fazla acı zaten. Allah kime niyet kime kısmet Gamze. Tamam, o zaman Gamze yiyecek. Yani şimdi Gambara yedirecektir. Ne kadar da kibar bir sevgi. Ne münasebet canım. Kendi çorbamı kendim içeyim. Kendisi ben içebilir. Sen Gamze'ye mi yaptın çorbayı? Ben Barış'a yaptım. Bir şey söyleyeceğim. Bunun içinde bir şey var mı? Ne var? Hiçbir şey yok. Gayet evin güzel bir çorba. Aynı. Barış'a olunca. Otur. Bakın. Gelsene abi. Sen benim çorbamı niye içiyorsun Gamze? Ha, benim adıma mı içtin? Benim adıma mı içtin? Başkasının adına çorba içiyor musun sen? Çocuğun ağzından çıkan cümleyi duymuyor musun sen? Barış'a yaptım diyor. Olabilir, sen yoktun, ben de içtim. Niye içtin? Sana mı sordun? O kadar mı açsın? Ha? Ay bir şey oluyor bana. Ben de olsam Boğaz Köprüsü'ne atarım kendimi şu an. Sana bunu yakıştıramadım. Allah'ım istemişsin de böylesini istememişsin. Ben sana yaptım. Evet. Şimdi Barış, siz kavga ettiğinizde herkes gülüyor. Evet. Sen bir laf ettiğinde herkes gülüyor. Maalesef. Şimdi Gamze, Barış'ı çorbaya bile layık değil diyerek, işte o lafı da duydunuz cümleyi. Seni çorbaya bile layık bulmadı ama sen hala Gamze'ye adaysın. Bunlar maçoluk mu, erkeklik mi, kuvvetlilik mi, o güç gün gösterisi mi? Bu hangisi? Seda Hanım, o günkü aynen kritik, yani dün değil evvel. Sen bu kadar kritikte, dengesizsin işte, aday değilim diyorsun. İki gün önceki kritikte adaylığımızı geri çektiğimizi söyledik Gamze, sana bu bir. Ya sen... İkincisi, adam sana orada bak, ilk çorbayı getirdiği zaman ben burada sordum Gamze'ye, dedim ki... O çorbayı içecek misin, içmeyecek misin? Yoksa ben o çorbayı da göndertmeyecektim. Bak göndertmeyecektim diyorsun, sevgilisi diyorum, bile değilsin. Bu kadar da kesin diyorum, ikinci çorbaya geldiği zaman da burada... Ya Barış'a fazlaydı. Böyle dalga geçercesine. Karşıma Barış, geçip bana hiçbir kesme bir dakika, bir sus. Barış bir insansın. Yani ilk izlenimde gerçekten ben bak hani 10-15 dakikadır burada oturuyorum. Hani öyle söyleyeyim. O nasıl? Bir dakika. Yani oynanacak derken şu oyun, hani oyun muhabbeti ya var. Ya neye gülüyorsunuz be? Neye gülüyorsunuz? Ya neye gülüyorsunuz? Normalde Gürkan gerçekten saygılı. Bize güzel bir şekilde her şeyi izah etti. Normalde Gürkan gerçekten bu eve girmesini istediğim adaylardan biri olabilirdi. Fakat ben Barış diyorum. Beni biliyorsunuz intikam... Her zaman bu evde benim yaptığım bir şeydir. Kendisine neden Barış? Sabırsızlıkla bu eve girmesini istiyorum. Barış girerse bekliyorum. Ne olur? İntikamını alırsın. Aynen öyle.
Karşıma geçip burada dalga geçermişçesine beni gördüğün zaman bana kesinlikle hiçbir şekilde gülmeyeceksin. Bundan da taviz vermeyeceksin dedim. Buna geçip karşımda çorba içerken de ben içip hiçbir şey demeden muhatap olmadan çekip gidecektim. Orada dalga geçerek bana konuşarak bir an yükseltti beni. Hmm. Yükselince de böyle ben hani başka bir şeyler yapmaktansa çorbaya... Yine de herkes güldü Barış. Anlatmaya çalıştığım şu, sen evet. Ne kadar yükselip ne kadar evet. Maço görüntüsü evet. Sergilesen, sergilediğini düşünsen, aynen. Buna inansan da insanlar gülüyor. Hmm. Demek ki sertlikle, disiplinle, otoriteyle, ağırlıkla işte ne bileyim böyle hayt hoytun bir alakası yokmuş. Demek ki kibarlık daha geçer akçeymiş. Seda Hanım ben karşımdaki sevgilim diyebilecek kadına zaten kibar olacak bir adamım. Ondan yana sıkıntıyım. Ama yükseldiğimde gözümün hiçbir şey görmeyeceği bir Barış da olabiliyorum. Ne anlamadım. Çorbayı niye göndertmiyorsun o zaman sevgilin değilse diyor. İçecek diye gönderdim. Kendi ağzıyla söyledi burada bak dedi ki ben dedi ya bu çorbayı içeceğim. Yani madem bir hakkın yok bırak çorbayı. Sen bir adamsın da biz hakkını yiyoruz. Başkaları hakkında konuşmadan onların yanına kadar bakın, olmayı dedi anladın mı? Akın, Akın'a döneceğim. Akın orada resmen sözleriyle altından geldi değil mi? Çorbasını karıştırırken evet. Gayet sakin. Haftacı da konuştuk bu konuyu. Sözleriyle yükseldi mi? Bağırdı mı? Kabalaştı mı? Hayır. Hiçbir şey. Alt etti mi? Bir şey söyleyeceğim. Aynen evet. Öyle. Bir dakika Gamze. Şimdi Akın'a dönmek istiyorum. Akın bir çorba yapıyor. Sebebi ne olursa olsun. Bunu da Gamze'ye götürmek istiyor. Cevabı da güzel. Çünkü madem ilişkide değilsin niye çorbayı engelliyorsun? Ben götürürüm. İçer, içmez. Zaten çorbadan sonra ben öyle bir şey söyledim Seda Hanım. O günkü kritikte ben dedim. Ben dedim çekiliyorum dedim. Çorbayı da içiyorum. Akın'a dinleyelim. Tanıyabilir. Onlara konuştuk 50 kere. Akın buyur. Ben şöyle bir cümle kurmak istiyorum Seda Hanım. Barış arkadaşımız evde gerçekten eğlenceli... Sevecen, yani biz gayet eğleniyoruz, güzel sohbetlerimiz oluyor. Az önce Onur arkadaşımıza, yani Onur abi diyorum, benden yaşça büyük. Onur abiye söylediği cümleyi haksız buluyorum. Yani hanım köylü evet. Gibisinden. Bir şey söyleyeceğim şöyle... bir de, bir evin ya. İçine giriyorsun, kapıyı kilitliyorsun değil mi? İçeriden kapıyı kilitliyorsun. Evet. Canını, malını, namusunu, en sevdiklerinin hayatını kime emanet ediyorsun? Ya hanımına vallahi, ya kocana. Seda Hanım. Ondan kıymetlisi yok yani. Öyle olmalı. Yok maalesef. Aynen. Kayda alınmayan bir adam olacağım ama ben hanım köylü olmayı tercih ederim. Şöyle. Mutlu da olursun. Kadınını mutlu etmeyen adam mutlu olamaz. Evet. Buyur. Şöyle devam etmek istiyorum. Şimdi yani. Barış da keşke Gamze'nin hayal ettiği şeylere uymak yerine kendisi gibi olsa. Mesela ben Barış'ın bizim evdeki gibi olsa çok mutlu olacağına inanıyorum. Gerçekten öyle iyi bir insan. Ama... Kibarlığı, naifliği yok edince kendisine de yakışmayan aslında bazı tavırlar sergiliyor. Aslında o da pişman oluyor. Ben bunu da görüyorum yani kendisinde. Bizim aramızda herhangi bir problem de yok zaten. Yani ben sen aslında zaman... şu anda biraz da Barış'ı savunuyorsun. Seda Hanım şimdi şöyle evet. Bir durum var. Yani gerçekten böyle güldürdüğüm zaman herkesi güldürebilecek evet, potansiyelde öyle bir adam. Öyle bir adam. Komik yani. De bir adamım. Yani sert adam. Olacağım ama... diye kasma. Şu şekilde kasmıyorum ama yükseldiğim zaman gerçekten yani babam, annem de bu durumdan sıkıntılı. Yani kendimi başka bir adam yerine koyuyorum. Yani ben de farkında olmadan yükseliyorum. Bak ben bunu hafta yani... içi de söyledim. Karakterlerinizin içine hapsolmuşsunuz. Ben şöyleyim, ben böyleyim, ben böyle yaparım diye bir çerçeve çizmişsiniz. Değişmeye korkuyorsunuz. Buna karakter hapsi deniyor. İşte ben de Gamze... Oysa hayat değiştirir ve geliştirir. Seda Hanım, Gamze'ye geldiğim zaman da aynı şekilde bu şekilde dile getirdim mi? Beni değiştirebilir misin? Beni alıp yontabilir misin? Bazı hareketlerim, tavırlarım gerçekten benim hayatıma yön verebilecek kısımdaki bana zarar verecek. Veya sevgilim yarın öbür gün olursan zarar verebilecek bir adam olacağım. Şunda hemfikir miyiz peki? Maçoluk marifet değil. Tabii ki de değil. Ki sen maço falan değilsin. Bir de bunu söyle. İşte benim yükseldiğim kısımdaki arkadaşlar maçolu o şekilde adlandırdığı için bana bu şekilde tepki veriyorlar. Yok maço olarak adlandırmıyorlar. Öyle olmaya çalışan biri gibi gözüküyor. Ben Barış'a herkesin gülmesinin sebebi zaten bu. Olmayan bir karaktere büründüğü için herkese komik geliyor ve buna gülüyor. Olmaya çalışan biri ama gibi gözüküyor. Ama bunu zaten kritiklerde şöyle dile getirdi. Gamze'nin istediği gibi bir adam olmaya çalışıyorum, olmuyor. Sıkışmıyor, kalbi öyle. Kendin ol. Olmuyor. Zaten kendimim, sıkıntı yok ama Gamze'nin söylemiş olduğu, bakıyorum mesela Akın'a tepkisi hani biraz daha naif, biraz daha kibar, biraz daha mütevazı. Ama ben öyle yaklaşıyorum, öyle tepki alıyorum. Ona o şekilde yaklaştığım zaman böyle başka bir anlaşılmaz duruma geliyoruz.
Diyor ki ben maço bir adamla hoşlanırım. Maço yeri geldiği zaman... O da belki zaman... de istediğini bilmiyordur. Ya bir sipariş mi veriyoruz? Ben, bunlar gökten mi düşüyor? Şey duygu, kimya, maçoluk, başka bir şey. Maçoluk kavramındayken Barış'ı yani aniden yükseliyorum. Yani şey hiç en maço adaydan bile gerçekten maço bir adamdan bile çok çok öyle silinebilecek, başka bir adama dönüşebilecek bir adamım. Ama karakterimde bu var. Asla maço gözükmüyorsun. Maço olmak Gamze, isteyen biri gibi gözüküyorsun. Ben de şunu dedim. Olamayan birisi gibi. Ben de Seda Hanım, ben de bir sözüm olabilir, yeri gelir olabilir. Bak gerçekten dışarıda da aynı şekilde beni tanıyorlar. Gerçekten ortamı hangi ortamda olursa olur, karşısındaki herkes güler. Herkes de bu şekilde sempatik bulur. Güler, ama ben de Gamze'ye bunu söylediğimde aniden yükselebilecek maço bir adam olduğumda beni değiştirebilir misin? Zaten ben bu ilişkiye başlamadan önce ya da başlamak ümidiyle Gamze'ye gelip bu şekilde konuştuğumda sonra değişmeye başladı. Bu şekilde oluyorum, olmuyor. İşte şu şekilde arkadaşlar ama olmuyor. Maçolukla kabalık arasında fark var. Yani bunu, yani biz kibarlıkla kılıbıklığı, maçolukla kabalığı böyle yumak yaptık burada konuşuyoruz. Bu ne maçoluk kabalık demek, ne kılıbıklık kibarlık demek. Bunlar çok farklı şeyler. Ya iletişimle ol, kendin ol. Başka bir şey istemez. Gamze, maço maço diye tutturdun. Hakikaten ben böyle ama bakın ben bunu maço ile kastı ne? Senin kafanda sana kaba davranan bir adam mı var? Hayır, ben maço istiyorum asla demedim. Böyle bir cümle kullanmadım. Ben maço bir erkek istemiyorum zaten hayatımda. Barış, hiç nereden çıkarıyorsun? Tarzım değil maço bir erkek. Vallahi ben sadece benden böyle, daha böyle... güçlü. Benden güçlü. Daha güçlü başka bir erkek istiyorum dedi. Yani kusura bakma da. Bir şey söyleyeceğim ama yanlışın şey var Berker lazım. Bak. Güç demek en çok bence bağıran, onur en çok kabalaşan güçlü, demek değil ki. De maço bazen değil. Erkekler olarak kabalaşabiliyoruz, sertleşebiliyoruz. Evet, işte onu kontrol olmadan. Eden erkek güçlü. Yani hep mi kibar olunmaz? Yani hep mi kibar, hep kibar olması lazım? Hep mi yani burada yani? Tartışıyorsun, sinirleniyorsun. Karşımızdaki insan bir şey söylüyor. Bak şimdi Gamze, aynı anda konuşmayalım. Gamze'nin bir lafı var bak, Adnan'la Onur güçlü ama kaba değil diyor. Hani maço değiller, gayet güçlüler yani. Bir de şöyle bir şey söyleyeyim mi? Güçlü erkek, gücünü kontrol edebilen erkektir. Yoksa her kadınla tartışmada bir erkeğin fiziksel veya ne bileyim bir baskınlığı, var baskınlığı vardır ve galip geleceği bellidir. Bu bir erkek gücünü kontrol ediyorsa güçlü. Kontrolsüz güç güç değil zaten. Seda Hanım, zaten bu eve gelene biz kadar... Biz ona kibar adam diyoruz bu zaten. Bu eve gelene kadar zaten kontrolsüz bir adam olarak geldim. Bu evde ben değişebilir miyim? Aslında benim başladığım ilişkide beni değiştirebilecek bir adama... Senin ne fikrin var, ne zikrin var ve gerçekten de Gamze'den hoşlandığını ve beğendiğini bile düşünmüyorum. Çünkü beğeniyor olsa... Gamze ile alakalı o kadar olay oldu, insan otomatikman korur ya. Hep söyledim ben İnsan bunu. Otomatikman hep korur. Söyledim. Kardeşim biz sana ne zaman söyledik? Ya bak burada böyle olman gerekiyor. Bak Gamze'ye laf söyleniyor, arkasında dur kardeşim, dediğimizde sen gittin. Kardeşim senin olacak işler değil. Ama işte benim söylemem de gittin korudun. Adayların, tamam mı? Neyse, şunu şöyle bitirelim. Aynesi iştir kişinin, lafa bakılmaz. Akın, son sözü sana. Son sözü söyle. Şöyle söylemek istiyorum. Zaman, iki tane harf, an kelimesi. Anlar vardır, zaman bir çizelgedir ve o çizelgenin içinde o anlarda hepimiz dozajını bilmeliyiz davranışlarımızın. Ben buna inanıyorum. Kibarlık, maçoluk ya da yumruğunu tabiri caizse masaya vurmak her şey dozunda olmalıdır. Bence iyi ve kaliteli, güçlü bir erkek kadını gayet sakin bir şekilde susturabilir de yükseltebilir de. Ben terapiyi bırakıyorum bugünü. Bugün final günümüz başka... Sen yeter ki sen...